Kıymetli izleyenler, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle yeniden beraberiz. Türkiye'nin savaş jetleri titreti bütün dünyanın merak konusu haline geldi. TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, Milli Uçak Kağan'la beraber Anka 3, Ata 2 Hürjet'e ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı. Türk Havacılık Uzay Sanayi Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu bugün itibariyle çok önemli açıklamalar yapmış oldu. Gökbeyli hangi saatlerde hangi ülkelere satılacak, Kaan Türk Hava Kuvvetleri'ne ne zaman teslim edilecek, dünya devleri için hangi parçalar üretiliyor diyen TUSAŞ Genel Müdürü bu soruların cevaplarını satır satır cevapladı. Hürjet'in hafif taarruz uçağı olabilecek bir uçak olduğunu dile getiren bu kişi, bunun üzerinde çalışıyoruz. Müşteri bu ürün envanterinizde var mı diye soruyor. 17 tane şu anda elimizde bulunuyor. 2026 yılında vermeye başlayacağız. Bu ciddi bir boşluğu dolduracaktır. Fiyat performansı kalitesine baktığımız zaman daha avantajlı haline gelmiş olacaktır. Türk ordusu kullanıyorsa daha prestijli hale geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir tane firma ile görüştük. Meksika sınırında uğraşıyorsunuz. Aksungur verelim dedik. Avrupa ve ABD'ye ürün satacak yetkinlikteyiz şeklinde açıklamasını tamamladı. Ayrıca diğer şirketlerle de beraber çalışıyoruz diyen genel müdür, milyar dolarlık iş hacmi sağlamış olacak. Bu önemli bir gelişme bizim için. Kapasitemizi artırmaya devam edeceğiz. Ürünlerimizi üretip teslim etmemiz lazım şeklinde bir açıklama yapmış oldu. Ayrıca haberin devamında Demiroğlu Atak helikopteriyle ayrıntılar da paylaşmış oldu. Demiroğlu kendi sınıfındaki en iyi helikopter kullanıcı memnun. 24 tane daha yapıyoruz. Bizler Atak'tan memnunuz. Bu mühimmatların hemen hemen hepsi Roketsan'dan MİKİ'ye geliyor. Bizim diyeceğimiz ürünler şeklinde olmuş oldu. İzleyenler, ilerleyen saatlerde buluşmak ümidiyle. Thank you.